Merhabalar arkadaşlar, Hatice Durmaz Güzel İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir menekşe anlatacağım. Aslında çok değişik değil ama biraz renklerle değiştirdik. Güzel oldu. Hadi başlayalım. Suni iple yapacağım arkadaşlar. Kullandığım ipler 4 katlı. Instagram'dan inoyası.fuller sayfasından alabilirsiniz güvenerek. Tanesi 6 TL, bu şekilde büyük 50 gramlık bobinlerde satılıyor ve çok bereketli. Krem rengim 726 numara, mor rengim 632 numara. Sevdiğim renkler. Almak isterseniz ikisi de güzel renkler. Hemen anlatıma başlıyorum arkadaşlar. Mor iple şu şekilde bir göbek oluşturdum ben. Ekranı yaklaştırayım. Bunu defalarca daha önce anlattığım için şu anda anlatmayacağım. Parmağıma ipi dolayıp 5 tane zürafa yaptım ve bir sıra boş döndüm arkadaşlar. Önceki çiçek yapımı videolarımda bulabilirsiniz. En son battıktan sonra geriye dönüyorum. Buraya 3 tane zürafa yapıyoruz. Üç tane zürafamızı yaptık. Geriye döndürüyorum ipimi. Yanlardan arttırarak 6 tane zürafa oluncaya kadar devam edeceğim. Bakın geriye döndüm. Tekrar batmış olduğum yere batıyorum. Daha sonra ikinci zürafama gidiyorum. Yanlardan arttırdığımızda geriye döndüğümüz, batmış olduğumuz aynı zürafanın içine tekrar batıyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci zürafama geçtim. Diğerine geçtim. En son üçüncü zürafama. Ve burada bakın aynı batmış olduğum yere tekrar batarak bir tane daha arttırmamı yapıyorum. Bu şekilde 4 oldu. Yanlardan arttırarak her sırada sadece bir zürafa çoğaltmış oluyoruz. Tekrar geriye aldım ipimi. Yine yanlardan arttırarak devam edeceğim. 6 tane olunca farklı bir rengimi, diğer rengimi takıp devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde 6 tane zürafamı yapmış oldum. Şimdi krem rengimi alıyorum. Bu ipi hiç kesmedim. Geriye attım. İkisini de birden alarak şurada bir bağlantımı yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Yeniden burada arttırmamı yapıyorum. Aynı noktaya battım. Daha sonra devam ediyorum. Bu şekilde toplam 7 oldu arkadaşlar sayımız. Yine geriye atıyorum ipimi. Bir sırada arttırma yapacağız. 8 olacak. Aynı noktaya batacağım ve bir sırada arttırmamı yapıyorum. 8 tane oldu şu anda. Bundan sonra arttırma yapmıyoruz. Keserek bitireceğiz. Geriye alıyorum. Keseceğimiz zaman ipi daha gergin geriye alıyoruz. Yanlarda botluk kalmaması için. Şimdi bakın hiç arttırma yapmadan hemen ikinci zürafama batarak devam ediyorum. Tek ya da çift doladınız, üstten ya da alttan doladınız fark etmiyor. Yeter ki düğümlerinizi sıkı yapın. İğne oyasının en büyük püf noktası düğümleri sıkı yapmaktır arkadaşlar. Ama çiçeklerde çift dolamak daha iyi oluyor bana göre. Yazma oyalarında değil ama çiçeklerde özellikle daha tok ve sert durmalarını sağlıyor. O yüzden çiçeklerde çift dolamak isteyen yapabilir o şekilde. Bakın bitirdim.
Zürafa sayım 7'ye düştü. Tekrar geriye alıyorum. Aynı şekilde yine ikinciye geçiyorum. Direkt hiçbir şekilde arttırma yapmadan bu şekilde keserek 4 tane zürafam kalıncaya kadar devam ediyorum arkadaşlar. Şunu da hemen en dibinden kesebilirsiniz. Hiçbir şekilde çıkmaz. Bakın ek yeri de çok bir belli olmuyor. Zaten kontur da geçeceğiz. Kontur geçtiğimizde hiç belli olmayacak. 4 tane zürafam kalıncaya kadar kesmeye devam ediyorum. Evet, 4 tane kaldı arkadaşlar. Bitirdim şu an yaprağımı. Burada hemen tepede kesiyoruz. Şimdi bütün bu yanlardaki zürafalarıma batarak önce morla başlayacağım. Yanlardan arttırarak 6 tane zürafayı elde edeceğim. 3 ile başlayıp 6'ya kadar arttıracağım. Daha sonra kremi takıp tekrar 2 sıra daha arttırıp 8 sıra elde edinceye kadar devam edeceğim. Arttırma işlemini bırakıp 4 tane zürafa kalıncaya kadar keseceğim ve 5 tane yaprak elde etmiş olacağım. Ben bunları tamamlayıp hemen geliyorum. Çiçeğimi tamamladım. Bakın bu şekilde oluyor. Şimdi tekrar mor rengimi aldım. Bütün yapraklarımızı kontur geçeceğiz mor renkle. Şöyle en dibinden hemen bakın zürafadan değil en dipteki köprüden yani başlamış olduğum yerden ipimi sabitleyerek başlıyorum. Normalde tek dolasanız bile başlarken ve biterken mutlaka çift dolamaya özen gösterin arkadaşlar ki işiniz sağlam olsun, çıkma olmasın. Şimdi buradan battım ve yandaki bütün zürafalarıma batarak kontur geçeceğim. Hiçbirini atlamadan küçük küçük zürafalar yaparak konturumu geçiyorum. İpimi de bayağı bir uzun taktım. Zor olacak ama tek seferde bitsin, ekleme yeri olmasın diye. Şu an krem yere geçtim. Böyle sürmeli güzel bir motif olacak inşallah. İsterseniz orta kısmını krem, üst kısmını mor yapabilirsiniz. Yani renkli olarak yapabilirsiniz. Her iki şekilde de yapılabilir. Bakın burada arkadaşlar şuraya geçiyoruz. Şuraya yapmayın. Yanlışlıkla şuraya yapanlar var. Buraya değil. Hemen aynı sıramızı takip ederek alttaki zürafama iniyorum. Şöyle bitirdiğim yeri arka tarafına alayım. Evet, bakın şu şekilde. Yine devam ediyorum aynı şekilde. Bir tane yaprağı tam gösterip diğerine nasıl geçtiğimi de göstereyim. Daha sonra ben devam edeceğim. Hepsi aynı zaten. Gözüküyor inşallah. Evet. Bu motifi havlu kenarlarında, namaz örtüsünde, başka takılarda kullanabilirsiniz. Biraz daha küçük yapabilirsiniz. Mesela 2 ile başlayıp 2 sıra arttırıp renkli olanla daha sonra hemen açık renge geçip biraz daha küçüğünü yapıp arttırmalarını yani az yapıp küçültebilirsiniz ve başörtülerde kullanabilirsiniz.
Bakın en alta geldim şimdi arkadaşlar. Yeniden şuraya batıyorum. Direkt geçmeden önce. Bu şekilde. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Yani direkt buraya geçmiyoruz. Yine o en alttaki bir kere dolandığımız küçük köprülerin içine batıyoruz mutlaka. Şimdi yine bakın en alttaki yere geçtim. Zürafalarıma hiç kontur geçmeden önce. Daha sonra yandaki zürafalarıma batarak tekrar kontur geçiyorum. İki yaprak arasında bu şekilde yapıyorum ben. Daha düzgün ve muntazam oluyor. Biterken de yine şu en son nasıl bitirdiğimi göstereceğim sizlere. Son yaprağımı da yaptım. Şimdi bakın diptekine batmıştım zaten. Yine bu tarafın en başta başlamış olduğum dip kısmına batarak bitiriyorum. İyice sıfırladım ve sıkıştırdım. Dip kısmından kesiyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Hafif böyle bir üst üste binmesi oluyor. Modelin kendinde var yani o şekilde. Böyle biraz bir bombelilik var. Şimdi yeşil ipimi takıyorum hemen. Bu tarz çiçekleri ben kesinlikle ütülemiyorum ve ütüleneceğini de düşünmüyorum. Çünkü formu bozuluyor. O yüzden tam düzgün elinizden iyi çıkarsa ütüleme gereği duymazsınız. Ütüleyince toparlanıp çiçeğin şekli değişiyor arkadaşlar. O yüzden ütülemeyin. Yeşil ipimi de şuradan bakın. Krem yaptığım yerin bir ittirme yaptığım yer değil. Hemen arttırmanın bir üstündeki yerden mor yere takıyorum. Kontur geçmiş olduğum yere. Burayı da fazla bıraktım. İçine yedirip kullanacağım. Yine bakın sayıyorum. 1, 2, 3. Aynı yerin hemen karşısına. Şu şekilde bağlantımı yaptım. Hemen bir tane boş sık iğne yapıyorum. Daha sonra buraya 3 tane pırpır yapıyoruz. Çok büyük olmayacak şekilde. Çiçeğimiz çok büyük değil zaten. Şöyle. Bu şekilde yaptım. Geriye alıyorum ipimi. En sona doğru şöyle bir geliyorum arkadaşlar. Hemen ikinci pırpırıma batıyorum. Diğerine battım. İki tane zürafam oldu. Yeniden ipimi geriye alıyorum. Tekrar döndüm. Bu tarafa bir zürafam oldu. O bir tane zürafamın da tepesine çıkıyorum. Şu şekilde bakın. Bir tık üstünden kesiyorum. Şunu da en dibinden alıyoruz. Hem altı tok durmuş oluyor hem de başlama yerinde ek ipimiz olmamış oluyor bu şekilde. Diğer taraflarını da aynı şekilde yapıp tamamlıyorum. Yeşil yapraklarını da tamamladım arkadaşlar. Şimdi göbek kısmını göstereceğim. Bugün tasarımı bana ait olan farklı bir göbek göstereceğim sizlere. Özellikle bu kıvrım göbeği yapamayanlar için çift katlı. Kendim çok uzun zaman önce uydurmuştum bunu. Çok da güzel oldu. Kullanan çok kişi oldu ama anlatımını hiç yapmamıştım ben. O zaman kanalım yoktu. Anlatımı yapmıyordum. Bakın arka tarafından hemen bir tane zürafaya tutturup başlıyorum. Biraz ipinizi uzun tutun arkadaşlar. İki katlı yapacağımız için fazla gidebilir ip. Bu şekilde başladım. Hemen ön tarafını çeviriyorum. Herhangi bir yerinden çıktım. İki katlı yapacağız arkadaşlar bu göbeğimizi. Önce ortadaki küçük katını yapacağım. Ben 25 kere doluyorum ipi. İğneme ipi. Bakın bunu hiç kesmeden düzgün bir şekilde anlatacağım. Şu şekilde iğnemi koydum ve baş parmağımla sabitledim. Arkadan
Alttan çıkarttığımız ipi iğneme 25 kere doluyorum. Üst üste gelmeyecek şekilde, bakın, sıralı bir şekilde tam 25 kere oldu. Şimdi yine iğnemi, bakın, hemen bu parmağımla tuttum. Hiçbir şekilde bırakmadan aşağıya doğru dolamış olduğum yeri indiriyorum. Ve kesinlikle bırakmıyoruz arkadaşlar elimizden iğneyi. Eğer iğneyi bırakırsanız hemen bozulur. Yavaşça çekiyorum. Şu takılan yerlere de bakıyoruz. Yavaşça, dikkatlice çekiyorum. Hemen iyice sıkılaştırmadan önce, bakın, çıkmış olduğum yere tekrar batarak arkaya bir iğnemi geçirdim. Daha sonra baş parmağımı üzerine bastırıp arkadan sıkıca çektim ve tamamen bu şekilde sıkılaştırıyorum. Şuradan bir tane bir düzelteceğim ben. Yani sabitleyeceğim, düzelteceğim diyorum. Hemen karşısından çıktım. Bakın, bu dolamış olduğum yeri de içine alarak tekrar aynı noktadan geriye çıkıyorum. Bu şekilde bir sabitlemiş oldum. Kalkmaması için ve düzgün durması için yapıyoruz bunu. Hemen tekrar arkadaşlar şu yandan bir yerden çıkıyorum. Yine aynı yerden çıkalım hatta. Yine bakın, şöyle tuttum motifimi. İğnemi koydum. Bu sefer 50 defa doluyorum. Otuz oldu. Şu arkadan ipimi çekiyorum biraz daha. Ve 50 oldu. Bir tane de fazladan yapalım. Aşağıya doğru yine iğnemi hiç bırakmadan indiriyorum. Şurayı hiç bırakmıyoruz. Bir taraftan hem ipi tutuyorum, bakın, parmağımla. Bir taraftan iğneyi yavaş yavaş indiriyorum. Burada çok acele etmeyeceğiz. Zaten arkadan inmeye başlayınca çabuk iniyor. Sıkı doladığımız için biraz o yüzden de zor inebilir ama bunu ne kadar güzel, sıkı, muntazam dolarsanız o kadar güzel olur. Şöyle kurtardıktan sonra arkadan şu iplerimi bir düzeltiyorum kıvrılmasın diye. Yavaşça çekiyorum yine. Arkadaki iplerime de sürekli bakıyorum ki bir yere takılmasın diye arkadaşlar. Takıldı mı bozuluyor maalesef. Bakın, yavaşça çekiyoruz. Yine tam olarak çekmeden önce, şöyle biraz daha çekeyim. Tam olarak çekmeden önce hemen arkaya geçiyorum yine aynı çıkmış olduğum yerden. Arkaya geçtim. Arkaya geçtim arkadaşlar. Yine hemen asılmıyorum hızlıca. Tekrar parmağımı bastırıyorum ve daha sonra çekiştiriyorum. Bakın, zaten kendi şeklini alıyor. Şöyle güzelce bir yerine oturtuyorum. Tam ortalıyorum. Daha sonra şuralardan hemen, bakın, arkadan tekrar çıktım. İçine kıvırmış olduğum yeri alıp geriye dönüyorum. Bu sabitlemeyi mutlaka yapın. Şey olmasın, nasıl diyeyim size, havaya kalkmasın yaptığınız yerler, bozulmasın. İki yerinden de olsa mutlaka yapmaya özen gösterin. Daha güzel, muntazam durur. Bir tane de şuradan yapalım. Evet. Eğer kıvrım olan göbeği yapamıyorsanız bunu tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü ben de başta o kıvrım olanı yapamıyordum ve bunu bulmuştum kendi kendime.
Hemen arkadan da şu arkada kalan mor ipimle bağlayıp bitiriyorum. Sıkıca bağlıyoruz birkaç kere. İyice bağladım. Bir kere de şöyle tutturmak istiyorum ben. Biraz garantici olduğum için bağlamaya güvenemiyorum. Bir kere de şöyle zürafa ile tutturdum. Daha sonra kesiyorum. Eğer ki dikeceğiniz yer açıksa sarıyla dikebilirsiniz. Sarıyı kesmeyin, moru kesin arkadaşlar. Koyuysa bu moru kesmeyin ve sarı morla dikin. Ben o şekilde yapıyorum. Bu ipleri kesmiyorum arkadan. Dikerken kullanıyorum. Çiçeğimiz bu şekilde. Kolay bir menekşe modeli ve çok gösterişli. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum.